Merhaba. Ran'ın Gözü podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Meltem Reyhan'ın Para ne söyler biz ne anlarız kitabından bazı cümleler paylaşacağım ve her zaman olduğu gibi üzerine sesli düşünerek bu bölümü kaydedeceğim. Daha önce hayatımda bolluk ve bereket yaratabilir miyim diye bir bölüm yapmıştım. Bu konularda çokça okuyup, araştırıp ulaştığım kaynaklardan derlediğim bilgileri paylaşmıştım. Oldukça kapsamlı ve bence uzun bir bölümdü. O yüzden bu kitaptan çok fazla altını çizdiğim yerleri paylaşmayı planlamıyorum. Planlamıyorum diyorum çünkü kendime de çok güvenmedim şu an söylerken. Bu bölüm diğeriyle birbirini tamamlar diye düşünüyorum. Bu kitabı da çok beğendim. Bu konularla ilgili çok samimi, çok güzel gerçek örnekler kullanarak ve gerçek öneriler böyle elle tutulur somut fikirler ortaya koyarak yazılmış çok kompakt bir kitap. Eğer bu konulara merakınız, ilginiz varsa öneririm. Çok da akıcı, güzelce okunan, hızlıca okunan bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve konuya bereketle başlıyoruz. Bereketin ne demek olduğuyla. Onu da Meltem Reyhan kendi hikayesinin sonunda, kendi hikayesini paylaştığı bir bölümün sonunda şöyle bir şey söylemiş. Ne kadar param olduğunun bir önemi yoktu. Ne ürettiğimin, üretirken kalbimle ve enerjimle orada olmamın önemi vardı. Bunun diğer adı bereketti. Az önce bahsettiğim bölümde de üstünde çok durmuştum. Aslında bereket derken bolluk derken zenginlik derken neden bahsediyoruz? Ne demek? Bizim için ne demek? Önce oradan belki başlamak lazım. Hani her zaman çok fazla olması dillerdedir ama burada söylediği gibi aslında ne kadar olduğu değil, olanın yetmesi, belki bazen artması bereket. Onunla yetinmek ve sana çok iyi gelmesi bence. Ve bunun tam tersi de aslında boşa harcadığımız ne varsa orada da bereketsizlik oluyor Hani zaman enerji para her neyse bence biraz bu taraftan bakmak güzel olabilir. Şimdi kitapta. E, ta böyle binlerce yıl öncesinden başlıyor anlatmaya işte borç kavramından paranın icadından önce bunlarla nasıl başa çıktığımızdan neden böyle şeyleri icat ettiğimizden biraz biraz değil fazlaca aslında insan psikolojisi davranışsal psikolojiye de yer veriyor ve burada benim ilgimi çeken, ee, ve çok da kafamı sallayarak okuduğum bir bölüm var. O da seçkinlik algısıyla ilgili. Diyor ki, kapitalist ekonominin çarklarını döndüren kısa yoldan zengin olma arzusu ve zenginliğin bir seçkinlik ve dokunulmazlık yarattığı algısı maalesef insanlığın ve doğanın çıkmaza girmesine neden oldu. Kendi kuyusunu kazarcasına harcayabileceğinden fazla kazanma hırsı Öncelikle kendi hayatını kurtarma felsefesi istiflemeyi ve gizli sömürgeciliği doğurdu. Buradaki en önemli paradoks insanın hayat amacının peşine düşme yolculuğunu konforlu bir hayatla birleştirme isteğidir. Bu istek modern insanın adeta prangası olmuştur. Bir yandan bu hayatın son bulacağını bilerek yaşamak, öte yandan gitmeden önce biraz daha olmak için çaba sarf etmek Ruhsal çalışmalar, manevi arayışlar, meditasyon, ibadet ve daha birçok yoldan ruhun yolunu arayışına hızlı bir çözüm bulma gayreti. Modern dünyanın dayattığı, değerli hissetmek için sahip olmamız gerekenler listesi o derece uzun ki bunu karşılayamadığımızda hedeflerimizi gerçekleştiremediğimizi, başaramadığımızı düşünüyor ve kendimize eziyet edebiliyoruz. Bu ihtiyaç listesinin görünmeyen yüzünde seçkinlik algısı yatıyor. Seçkin ve seçilmiş olursan ilişkilerinde, iş hayatında, parada, çocuklarında, mallarında, sağlığında, itibarında, konforunda sorun yaşamazsın algısı yaratılıyor. Bu konulardan birisinde sorun yaşıyorsan demek ki sen o şifreyi doğru girememişsin. Şifre neydi? Hak eden hak ettiği hayatı yaşar. Ne kadar zengin, ünlü, başarılı, mutlu, sağlıklı, rahat içinde yaşıyorsan o kadar Tanrı'nın özel yarattığı bir kulusun algısı ile daha kavramı iç içe geçmiş durumda. Daha olursa mutlu olacağını aşılayan sistemin senin elindeki parayı nereye harcayacağını ve sonucunda nasıl hissedeceğini yapay zeka aracılığıyla internet ağı üzerinden verdiğinin farkındasındır. Daha çok kazanmalısın. Bak onun var ama senin yok. Geleceğini garanti altına aldın mı? Eğitimli misin? Yeterince genç misin? Treni kaçırmak üzeresin. Bak, fırsatı kaçırıyorsun sloganlarıyla başını çevirmeni istedikleri yöne yönlendirilirsen bireysel olarak karar vermen imkansız hale gelir. Bireysel olmak ne işe yarar? Bireysel olabilirsen aklını ve yeteneklerini, ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak üzerine yönlendirebilirsin demiş. Özellikle son dönemde sosyal medyanın da bu akışta çokça rolü olduğunu kitabın farklı bölümlerinde vurgulamış. Ben de çok katılıyorum. Bunlar belki insanoğlunun çok kadim konuları, sorunları, dertleri ama sosyal medyada bunların özellikle bu bahsettiği seçkinlik algısının onda var bende yok işte şunlar şunu yapıyor ben yapamıyorum hak ettiğim hayatı yaşayamıyorum gibi şeyleri çok köpürttüğünü ben de düşünüyorum. İstediklerini satın alamayan, arzuladığı hayatı yaşayamadığını düşünenler kariyer hayatlarında sıklıkla sorun yaşarlar. Bununla birlikte sadece istediklerine kavuşmak için çalışanlar da sıklıkla değersizlik hissiyle boğuşurlar. Satın almak ya da almamak işte bütün mesele bu diyebiliriz. Burada bahsettiğim bir nesnenin satın alınmasından çok hangi bakış açısını satın aldığımız. İstediğin gibi bir hayatı yaşamadığını düşünmen, hayatın sana yeterince şans vermediği ya da koşullarını iyileştirmenin mümkün olmadığı algısını yaratabilir. İstediğin gibi bir hayatı yaşamak için kendinden taviz vermek zorunda hissetmek, elindekileri koruduğun ve onlara sahip olduğun sürece değerli olacağın algısını yaratabilir. Bu iki bakış açısı da öz saygı ve özgüveni yok eden bakteriler gibidir. Ne yaparsan yap, iyileşmeyeceğine inanmakla denileni yapmazsan elindekileri kaybedeceğinden korkmak, korkmak eşdeğerdir bulunmak zorunda olunan ve öfke duyulan bir iş hayatı huzuru ve hayatı akışıyla yaşamayı engeller. Baskı altında ortaya konulan emeğin değer görmesi söz konusu değildir. Burada aslında özetlersek iş hayatını ya da çalışmayı sadece eşittir para olarak görmenin de insanı çok kötü etkileyen geriye çeken ve e, zor döngülere sokan bir şey olarak e, oldu öyle bir şey olduğunu söylüyor. Ben de açıkçası buna katılıyorum. E, yani tabii ki para için çalışmayacak mısın? Çalışmayacağız mı? Tabii onun için çalışacaksın ama e, yaptığın şeyleri de belki de göz ardı etmek gibi bir şey oluyor. Yetkinliklerini, yeteneklerini ortaya koyduklarını, dokunduğun insanları o yaptığın iş aracılığıyla, iş hayatı aracılığıyla edindiğin işte kaynakları, network'ü, sana açılan kapıları aslında paranın ötesinde bir şey ama sadece eşittir para olarak gördüğümüz zaman belki de bereketi kaçıyor. Ben buna çok inanıyorum. Şöyle bir soru sormuş önemli bir bölüm kitapta. Kişiye ve yere göre mi karar veriyorsun? Kişiye ve yere göre hareket etmekle kastettiğim bir ödeme yapılacağında ihtiyaç sahibi olduğunu düşündüğü kişilere ayrıcalıklı davranmak ya da güç mevki sahibi olan birisi için normalde yapmayacağın bir şeyi kabul etmek. Kısacası kendinden aciz gördüğün ya da güçlü gördüklerin için ilkelerinden vazgeçmek. Bu yine kurtarıcı olma ve kurtarıcı aramayla bağlantılıdır medet ve minnet ilişkisi oluşur. Birinin hayatında önemli bir yer edinmek ve onun kendi başına halledemeyeceğini düşünmek de herhangi bir nedenden dolayı önemsediğin bir kişiye özel davranmanda ilkelerini kuramadığın anlamına gelir. Bu da kararlarını alırken dış koşullara göre hareket etmene sebep olur. Soğukkanlılığını koruyamayan krizleri yönetemez. Hayatın herhangi bir alanında yaşadığın değişiklikte ne yöne ve ne şekilde ilerleyeceğine karar verebilmen için önce kendini korumalısın. Yoksa zayıflar da, güçlüler de seni yönetir. Kitapta bunun bolca örneği var. Sadece güçlüler senden üste gördüklerin tarafından değil, acıdıkların, kurtarmaya çalıştıkların, gözünde çok zayıf göründüklerin tarafından da nasıl manipüle edildiğimize dair çokça örnek anlatmış. Aslında buraya baktığın zaman o yüzden girişte hani e, psikolojik birçok konuya eğildiğini, davranış psikolojisine de dokunduğunu söylemiştim. Bunun içinde değerler var. Kişinin kendi değerlerini, ilkelerini bilmesi, ona göre hareket etmesi var. Sağlıklı sınırlar var. İşte kurtarıcı pozisyonuna girmek çıkmak o drama üçgeni var. O yüzden e, bu bolluk bereket konusunun birçok konunun birleşimi olduğunu ben de düşünüyorum. Ve kitapta çok sevdiğim bir bölüm. Hakkına sahip çıkmak. Para ve emekle ilgili en derin düşünce kalıplarından birisi hak yemekten korkmaktır. Birçok kişi hakkını savunması gereken yerde geri çekilip gereğinden fazla sorumluluk alarak baştan kaybetmişlik hissini içselleştirebilir. Hakkını savunmak çoğunlukla sıkışık bir durumda mecburiyetten olduğundan bunun adı mücadele olur. Genellikle kendisi için mücadele etmeyi erteleyenler, kendi hakkını savunmak yerine haksızlığa uğramış olanların yanında yer alarak kendi hayatları için yapmadıklarını başkaları için cesurca yapabilir. Mazlumun ezilenin yanında yer almak konusunda aşırı hassas olanların kendi emeklerine ve kazanımlarına sahip çıkmak konusunda pasif davrandıklarını gözlemliyorum. Bu yaklaşım belki de birçoğumuzda var. Kul hakkına girmekten korkuyorum diyenlere kendi hakkını yedirmen de kul hakkına girmek değil mi diye sorarım ki bence bu çok güçlü bir soru. Hak ettiği maaşı alamayan, yaptığı yardım fark edilmeyen, emekleri ve çabası takdir edilmeyenler başkalarının işlerine yardımcı olmaya, desteklemeye ve bunu kimse ondan yardım istemeden yapmaya meyilli olurlar. Zamanla da kendilerini değersiz hissedebilirler. Kendine değil de başkalarına odaklı yaşamak, insanın en başta emeğini, gücünü ve enerjisini değersiz görmesi ve karşısındakine kendinden çok değer vermesi nedeniyle olur. Ama bu adanmışlık halinin arkasında ayrıcılık elde etme, adandığı kişi ya da konum için özel olma isteği görülür. Fazladan vermek aslında almak istenen bir faydaya işaret eder demiş ki buna da gizli avantaj diyoruz. Aslında senin görünürde çok da memnun olmadığın bir şeyden arkadan çok gizli bir yerden fayda sağladığını kendinin de kişinin kendisinin de kabul etmediği böyle durumlar var yönetirken, müdahale ederken farkında olmadan yönetilen ve ancak müdahalelerle geri çekilebilen bu tavrı benimsemiş olanlar eninde sonunda değer görmediklerine ikna olurlar. Bu bir anlamda kendini değerli hissetmek için baştan verilmiş tavizler, kararlar ve uygulamalarla kişinin kendini değersizlik çukuruna itmesine neden olur. Ki zaten Podcast'ın çok farklı bölümlerinde sıkça tekrarladığım gibi e, değersizlik ve yetersizlik Biz tüm canlıların Kadim sınavları bu dünyada yanına belki de bağlantılı olarak bu değersizlik ve yetersizliğin de ortaya çıkardı bir kıtlık bilincini de ekleyebiliriz zaten bu kitapta çoğunlukla bununla ilgileniyor O kıtlık bilinci nereden geliyor Bunu nasıl tespit edebilirim Peki bunu nasıl daha bolluk bereket enerjisine dönüştürebilirim. Para size doğru gelirken nasıl harcayacağınızı, neler satın alacağınızı ve insanlara yaptıklarınızı nasıl göstereceğinizi ve hatta kendinize olan güveninizin ne kadar arttığını gözlemliyorsanız sakinleşin ve derin bir nefes alın. Harcama hızınız artıyor ve alışkanlıklarınız farklılaşıyorsa kendinizi dizginlemelisiniz. Harcama hızınız arttıkça daha çok kazanma isteğiniz artar. Daha çok kazanmak için sizin oluşturabileceğiniz koşullar dışında da bazı unsurlar olduğunu hatırlamalısınız. Yoksa gergin bir ruh halinde yanlış kararlar almanız olasıdır. Bazen de para sizinle kalmaya devam eder ama siz artık kendinizde değilsinizdir. Bunun sonrasında da biraz şey düşüncesine bakıyor. Hani para adamı bozar gibi bir bazılarının kök inançları var. Meltem Reyhan da demiş ki sende olmayan bir potansiyel hiçbir zaman ortaya çıkmaz. Ama eğer böyle bir inancın varsa dönüp şuna bakabilirsin. Bende hangi potansiyel var? Bende bozulmaya yatkın olan ne var? Ben bende ortaya çıkması bana keyif verebilecek ne var gibi sorularla kendine bakabilirsin demiş. Buradaki şey çok önemli bence. Para eline geçtiği zaman ya da geçme planın olduğu zaman hemen harcamaya, şunu alırım, bunu yaparım, şu tatile giderim diye mi düşünüyorsun? Yoksa biraz sakin kalabiliyor musun? Ya da para kazanman arttıkça, gelirin arttıkça ...standartların ve harcamaların da çok orantılı bir şekilde artıyor mu? Yani sen 100 kazanırken de, 10 bin kazanırken de... E, ...ay sonunda eline hiçbir şey kalmıyor olabilir. Biraz dönüp onlara bakmak lazım. Biraz girişimci ruhuyla düşünürsek de... ...benim yakın zamanda çok içinde olduğum bir kavram... ...ve birlikte çalıştığım girişimcilerden de... ...en çok öğrendiğim şey şu. Ne zaman ki sağlam kazançlarını, güzel elde ettiği kazançlarını bir sonraki girişimi, yatırımı için saklıyor, kendine böyle hemen şunu alayım, bunu alayım beğendiği ya da arzuladığı nesnelere koşmuyor, bir sonraki yatırımı için kullanıyorsa görüyorum ki o kişiler çok daha... Ee, başarılı oluyorlar maddi anlamda da işte girişim anlamında da bunun örneklerini gözümle de gördüğüm için çok sonuna kadar katılıyorum birden bire hemen kazanınca bir şeylere atlamamak. Parayı nasıl kazandığın ve kazanırken hangi duygulara odaklandığın onunla olan ilişkini belirler. Bereket enerjini dengelemek için öncelikle paraya sahip çıkman gerekir. Parayı evinde baktığın hareketli ve sevimli bir köpek gibi imgeleyebilirsin. Onu sürekli evde tutarsan sorun çıkarır. Ona sert davranırsan ummadığın anda sana saldırabilir ya da tamamen sinip kalabilir. Arada sırada onunla ilgilenmelisin. Oyun oynamalısın ama eninde sonunda senin dediğin olmalı. Onu dolaştırırken prensiplerin olmalı. Onu da kendini de rahat ettirecek şekilde tasmasını ayarlamalısın. Çevrede karşılaştığı her şeye ilgi gösterebilir. Ne ile ne kadar yakın olacağına sen karar vermelisin. Bazen olaylar kontrolden çıkabilir. Buna hazırlıklıysan kısa sürede toparlayabilirsin. Sen sahip, o ise senden ilgi bekleyen bir canlı. Parayı canlı tutmak, diri olmasını sağlamak önemlidir demiş. Bence çok güzel bir benzetme bu. Özellikle köpek sahibi olanlar bunu böyle eminim gülümseyerek dinlemiştir. Parayı bir köşeye atıp onun senin hayatını güvende tutacağına inanırsan yanılırsın. Bekçi köpeğin ne kadar güçlü olursa olsun ona sahibinin kim olduğunu göstermediysen onunla ilgilenmediysen ilk mama verenle bağlantı kurabilir. Bir kıyıda garanti olarak gördüğün birikimin seni hareketsiz bırakıyorsa paran da hareketsiz kalır ve yavaş yavaş erir. Sen o para nedeniyle kazanmak, üretmek ve keyifle yaşamak için kendini engelliyorsan Para sana değil sen paraya bekçilik yapar hale gelirsin. Bu durumun tam tersi birikim yaptığın para sende kaygıyı arttırıyorsa burada da sorun oluşur. Para sana ne yapacağını söylüyordur oysa kararları senin vermen gerekir. Yani burada yöneticinin kim olduğunu bilmek ve asıl konunun paranın olup olmaması değil olan parayı yönetebilmek olduğunun altını çizmiş. Paranın zaten bir yerde böyle çok sabit taş gibi durmaması da gerekiyor hem yatırım açısından, ekonomik parametreler açısından hem de burada bahsettiği o bolluk bereketi o biraz hareket etmeli yani. Bir de son olarak bir parayı saçanlar ve istifleyenler diye iki çeşitten bahsediyor. Onun altını çizmişim. Maaşın ya da kazancın sana geldiğinde ilk aklına gelen kira, mutfak ihtiyaçları gibi temel ihtiyaçlar haricinde hemen harcamaksa Parayı saçma enerjine odaklanmalı ve bunu iyileştirmelisin. İçindeki boşluğu satın aldıklarınla dolduramazsın. İçindeki boşluğu sadece kendine odaklandığında, keyif aldığın anlar yaşadığında ve kendini olduğun gibi kabul ettiğinde kabullenirsin. O değerli boşluk kendine yönelmene vesiledir. Bu durumu yaşayanlar hayatlarına yeniliği almakta zorlanırlar. Vermek, ödemek, aramak, yapmak zorunda hissederler. Sorun satın almayı severler. Ancak buna mecburlarmış gibi düşünürler. Ben bir şekilde hallederim yaklaşımı gelecek planlarının sağlıklı olmadığına işaret eder çalışmak zorunda hissetmek, zorunluluklar nedeniyle çalışma hayatına başlamış olmakla ilgilidir. Verdikçe değerli olduklarına inandıkları için, ödedikçe kendilerini güçlü hissederler. Sıklıkla kullandıkları ifadeler şöyledir: Ben hallederim, öderim, veririm. Saçma enerjisinin tam tersi ise istifçiliktir. Harcayamamak, en az gereğinden fazla harcamak kadar sorunludur. İstifçiler paranın çıkışına izin vermekte zorlandıkları için gelişini de zorlaştırırlar. Bu durum gizli bir yoksulluk kodudur. Şikayetleri bol olur. Kendi imkanlarının hayal ettikleri hayatı yaşamaları için yetersiz olduğunu düşündüklerinden başkalarının ödeme yapmasını tercih ederler. Onlara göre ellerindeki kaynak ya da para hiçbir zaman yeterli değildir. Sıklıkla kullandıkları ifadeler şöyledir. Ya lazım olursa? dursun. Bir gün lazım olur. Yeterli değil. Bu gruba ödevlerim ilk önce istifledikleri eşyalardan özgürleşmeleri olur. Fiyat okuyan, sürekli en ucuzunu almaya odaklı zihinleri herhangi bir ödeme yaparken tedirgin hissetmelerine neden olur. Birikim enerjileri yüksektir ancak değerlendirme enerjileri zayıftır. Risk almak istemezler ve ellerindekini korumaya odaklanırlar. Bu durumda eninde sonunda kaynaklar azalır ve onlar hayatlarında kısıtlamaya giderler. Oysa parayı daha az harcayarak da yönetemezsiniz. Bunlar için şöyle bir önerisi de var. Dernek ya da kurumlara düzenli bağışta bulunmak, başkalarının seveceği yemekleri hazırlamak, hesap yapmadan ödeme ya da hediye almak onlara iyi gelir. Çıkışa isteyerek izin verdikleri sürece gelir ve kazanç enerjileri artacaktır. Az harcayarak değil, gerektiğinde paylaşarak ve kendilerine güvenerek parayı kullanmayı öğrenmelidirler. Kullanmak kavramı burada önem kazanır. Aldığın neyse senin için bir değer taşıması, sana hizmet etmesi önemlidir. Bugün ödeyebilirsin, alabilirsin, verebilirsin. Aldığına ya da verdiğine değil, sonucunda yönettiğin alanda nasıl hissettiğini, bakmalısın demiş. Ve ben bu kitaptan bu kadarını paylaşmak istedim. Dediğim gibi daha önce yaptığım hayatımda bolluk ve bereket yaratabilir miyim bölümünü çok güzel bir tamamlayıcı kitap bu. İki bölüm üst üste dinlenirse güzel olabilir diyerek bu para ne söyler biz ne anlarız bölümünü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.